Karanlık bir gece, tekinsiz sokaklar ve dışarıda kurbanını bekleyen bir avcı. Bir suçun işlenmesi için sanki her şey o an bir araya gelmişti. Yeni günün ilk saatlerinde sevgililer arasında yaşanan bir tartışma, korkunç bir trajediye yol açacak, bekarlığa veda partisiyle başlayan eğlence kabusla sonuçlanacaktı. Canice işlenmiş bir suçun ardından da karmaşık bir kaçış öyküsü ve bir insan avı başlayacaktı. Popüler bir üniversite öğrencisi olan Kayle Sawyer'ın yaşadıkları bize bir şeyi yeniden acı acı hatırlatacak. Güven denen duygunun oldukça kırılgan olduğu gerçeğini. Mart 1993 doğumlu Kayle Ann Sawyer, ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Bend şehrinde büyümüş, yaşamını da orada sürdürmeye devam eden genç ve güzel bir kadındı. Central Oregon Community College isimli bir kamu üniversitesinde öğrenim görüyordu. Aynı zamanda diş hekimi asistanı olarak da çalışıyordu. Daha küçük yaşlardayken babası Jamie ve annesi Julie boşanıp başka kişilerle evlenmişti. Ancak bu ailenin arasını hiç bozmadı. Kayle hem kendi hem de üvey ebeveynleriyle iyi ilişkilerini korudu. 4 üvey kardeşiyle harika vakit geçirdi. En büyükleri olduğu için onlara ablalık yapardı. Fotoğraf çekmek, şiir yazmak, gitar çalmak ve resim yapmak hobileri arasındaydı. Ayrıca snowboard, golf ve su kayağına da meraklıydı. Bend şehri ona ihtiyacı olan her şeyi veriyordu. Kayle'nin karakteri dışına da yansıyordu. Neşeli ve enerjikti. Özellikle fotoğraflarda güler yüzü hiç eksik olmazdı. Çevresinde oldukça popüler bir kızdı. Arkadaş çevresi genişti. O sebeple sürekli dışarı çıkar ve sosyalleşirdi. 2 yıldır Cameron isminde bir de erkek arkadaşı vardı. 23 yaşındaki son derece pozitif biri için hayat harika gidiyordu. Kayle Sawyer, 23 Temmuz 2016 gecesi bir arkadaşının bekarlığa veda partisine katılmak için evden çıktı. Şehir merkezindeki partiye giden arkadaşlarıyla buluştu. Tamamı kızlardan oluşan arkadaş grubu gece boyunca farklı gece kulüplerinde partiye devam etti. İçiyorlar, dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar, oyun oynuyorlar ve eğleniyorlardı. Herkesin keyfi yerindeydi. Kayle gece kulüplerinden birinde dans ederken pistteki yabancı bir erkek de ona katıldı. O sırada arkadaş grubunda Kayle'nin sevgilisi Cameron'ın da arkadaşı olan bir kız vardı. Kız Kayle'nin başkasıyla dans ettiğini görünce Cameron'a mesaj atıp genç adamı bilgilendirdi. Kayle bir süre sonra arkadaşlarının yanına döndü ve gece devam etti. Gençler eğlenmelerini sürdürdüler. Saat gece yarısını geçmiş, tarihler 24 Temmuz'u göstermişti. Arkadaş grubu artık eve dönmeye karar verince, Kayle kendisini gece kulübünden alması için sevgilisi Cameron'ı aradı. Bir süre sonra Cameron aracıyla geldi ve çift diğerleriyle vedalaşarak oradan uzaklaştı. Cameron, Kayle'nin gece kulübünde başkasıyla dans ettiğini bildiğinden yolculuk sırasında konuyu açtı. İkili arasında bir tartışma başladı ve yol boyunca sürdü. Kayle biraz içmiş olduğunu ve sadece öylesine dans ettiğini söylüyordu. Görüntünün hoş olmadığını kabul ediyor ancak dansın hiçbir anlamı olmadığını da belirtiyordu. Çift saat gece 1 sularında Kayle'nin kampüse yakın olan evine geldiğinde Cameron aracı park etti. Gençler araç içinde tartışmaya devam ettiler. Bir süre sonra Cameron sinirli bir şekilde aracı terk edip yürümeye başladı. Kayle ise gözyaşları arasında arabanın içinde beklemeyi tercih etti. O da yalnız kalmak istemişti. Cameron sokaklarda dolaştıktan 10 dakika sonra yeniden arabaya döndü. Ancak geldiğinde yolcu kapısının açık olduğunu ve Kayle'nin arabada olmadığını fark etti. Çiftin daha önceki tartışmalarında Kayle sakinleşmek için çıkıp dolaşırdı. O sebeple Cameron etrafa bakıp Kayle'yi aramaya başladı. Onu bulamayınca da cep telefonuna mesajlar gönderdi. Bu mesajlarında özür dilemiş ve onun bir an önce geri gelmesini istediğini yazmıştı. Kayle ise bu mesajlara telefon şarjının bitmek üzere olduğunu belirterek öfkeli bir şekilde karşılık vermişti. Ardından kızın telefonu kapandı ve Cameron o gece Kayle'ye bir daha ulaşamadı. Sevgilisinin bir arkadaşına gitmiş olabileceğini düşünmüştü ama kız öyle yapmamıştı. En sonunda Cameron olayın soğuması için konuşmayı sabaha bırakmaya karar verdi ve evine döndü.
Gün ağarmış ancak başta Cameron olmak üzere ailesi de Kayleigh'e ulaşamamışlardı. Kızın telefonu kapalıydı. Hiçbir arkadaşına gitmemişti. İş yeri kendisinden haber almamıştı. Arabası da bir gece önce bıraktığı yerde park halinde duruyordu. Hiç kimse ona ne olduğunu bilmiyordu. Kızda epilepsi problemi olduğu da bilindiğinden sevdikleri onun için ciddi şekilde endişe etmeye başlamıştı. Bunun üzerine önce Cameron, sonra da anne Julie polisi arayıp Kayleigh Sawyer'ın kayıp olduğunu bildirdiler. Hi, I'm not sure if this is quite the right number to call. Last night I got home from the bars with my girlfriend. She got upset at me and ran off. Mm-hmm. And I chased her and wasn't able to find her, and I still haven't heard from her. Her phone's off. I called all her family and they haven't heard from her, so I'm wondering what you recommend I do. We put in a call and we can have officers and deputies look for her. Okay. Where was she last seen at? College Way. In that apartment complex? Yes. In a specific apartment or? In the parking lot. It was like 1 o'clock in the morning. Yeah, she was mad at me, so I walked inside and told her to come meet me, and then when she's like, calm down. And then I went back out in 10 minutes and she was gone. And I called her a few times and she said she was walking down the street. And then I guess she said her phone is about to die. And then I couldn't get a hold of her after that. I haven't heard from her since. Okay. She took off on foot? Yes. What's her last name? Sawyer. First name? Kayleigh. Kayleigh. And she's got her phone with her? She did last I saw her, but it's been dead all day, and I imagine she would charge it. She has a vehicle. It's parked at her friend's house, and I've been over there and talked to her friend, and she hasn't heard from her either. And the vehicle's still there? Yep. Any idea where she would go, or...? I don't know. I figured she'd go where her car was, her best friend, or her mom's, and I've been over to both. Talked to her dad, and I just haven't heard anything from anybody known to us. Okay, will do. Thank you. Thanks, bye. Yes, I need to have an officer call me. My daughter is missing, and she is over 23, but she has epilepsy and some medical issues. All right, and what is your name? My name is Julie, J-U-L-I. Okay, I'm going to have the officer who spoke with her boyfriend earlier give you a call, okay? That would be awesome. Thank you so much. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. Kayleigh Sawyer'ın kayıp olduğu haberi hem bölgede hem de sosyal medyada hızla yayıldı ve halk da işin içine girerek genç kızı aramaya başladı. Online haberleşme grupları kuruluyor ve kayıp afişleri civardaki önemli noktalara asılıyordu. Televizyon kanalları bültenlerinde Kayleigh'nin kayboluşunu haber yaptı. Akrabalar gözleri yaşlı şekilde programlara röportajlar veriyordu. Polis de boş durmadı ve hemen incelemelere başladı. Önce erkek arkadaş Cameron polis merkezinde sorgulandı ve adamın ifadesi alındı. Genç adam kısa bir süre sonra şüpheli listesinden çıkarıldı. Yetkililer daha sonra Kayleigh'in gece kulübünde dans ettiği adama ulaştı ancak ilerletilen soruşturmada onun da olaya karışmadığı belirlendi. Adam Kayleigh ile sadece birkaç dakikalığına dans etmiş, sonra da arkadaşlarıyla gece kulübünü terk edip gitmişti. Dedektifler daha sonra Kayleigh'in cep telefonu sinyallerini takip etmeye çalıştı fakat daha sonra bu sinyallerin Kayleigh'e ait olan başka bir eski telefondan geldiği tespit edildi. Polisin elinde böylece net bir şüpheli ve ipucu kalmamıştı. Herkes tüm imkanlarını seferber etmiş genç Kayleigh Sawyer'ı arıyordu. Ancak 23 yaşındaki kızdan hiçbir haber yoktu. Sevenleri perişan durumdaydı. Kayleigh Sawyer'ın resmen kayıp ilan edilmesi üzerinden 2 gün geçmişti. O sırada Isabel Pons Lara isimli çaylak bir kadın polis memuru, polis merkezine gelerek meslektaşlarına bazı şeyler anlatmak istediğini söyledi. Kadının aktardığına göre 31 yaşındaki eşi Edwin Lara birkaç gündür oldukça tuhaf davranıyordu. Edwin Lara, üniversite kampüsünde görevli bir güvenlik personeliydi. 24 Temmuz günü mesaisi bittikten sonra eve geç saatte geldiğinden beri garip haller içerisindeydi. Son derece sessizleşmişti. Kafasında sürekli bir şeyler varmış gibi davranıyordu. O gün kilise ve sinemaya gittiklerinde de bu hissediliyordu. Vücut hareketlerinden bir şeylerin ters gittiği belliydi. Uzun süredir birlikte olduklarından Isabel kocasındaki değişikliği fark etmişti. Ona ne olduğunu sorsa da cevap alamadı. Ancak bir gün sonra kocası Edwin'in ağlamakta olduğunu görünce yeniden bu davranışlarını sorguladı.
Bunun üzerine Edwin Lara kanepeye oturdu ve ağzındaki baklayı çıkardı. Eve mesaiden geç geldiği 24 Temmuz günü güvenlik aracıyla ilerlerken bir kadına kazayla çarpmış ve kadın ölmüştü. Ne yapacağını bilemeyip panikleyen adam cesetten kurtulup olay yerinden ayrılmıştı. Kadına ait eşyaları da eve getirip saklamıştı. Karısına olayları anlatan Edwin Lara, daha sonra Isabel'in polis tabancasını alarak şahsi aracıyla kayıplara karışmıştı. Isabel Lara'nın ifadesi üzerine çiftin evine gelen polisler, burada bahsedilen kadına ait bir çanta, topuklu ayakkabılar, bir tutam saç ve üzerinde kan olan bir taş buldu. Evde ele geçirilen bir kimlik kartıysa tüm olayı başka bir boyuta taşıyacaktı. Çünkü bu kimlik kartı kayıp olan Kaylee Ann Sawyer'a aitti. Çantanın, ayakkabıların, saçların ve taştaki kan lekesinin de ona ait olduğu tespit edildi. Polislerin ele geçirdiği deliller bunun bir çarpıp kaçma vakasından çok daha fazlası olduğuna işaret ediyordu. Artık Kaylee Sawyer bir kayıp vakası olmaktan çıkmış bir cinayet vakasına dönüşmüştü. Firari Edwin Lara bir numaralı cinayet şüphelisiydi ve bu kaçış esnasında oldukça ilginç olaylar yaşanacaktı. Yaşanan gelişmeler ışık hızıyla basına yayıldı. Kaylee Sawyer'ın cinayete kurban gittiğine ve polis ekiplerinin şüphelinin peşinde olduğuna dair televizyon haberleri yapıldı. Edwin Lara'nın fotoğrafları artık her yerdeydi. Bend şehri yeniden ayağa kalkmıştı. Herkes şüpheli adamın kaçış sürecine odaklanmış, onun yakalanmasını bekliyordu. 26 Temmuz günü saat sabah 6.40 sularındaysa oldukça ilginç bir gelişme oldu. 911 acil durum hattı bir adam tarafından arandı. Aramayı yapan bizzat Edwin Lara'nın kendisiydi. Edwin o sırada Kaliforniya eyaleti sınırları içinde bir otobandaydı. Kaylee Sawyer cinayetinden arandığını söylüyor ve teslim olacağını anlatıyordu. Kısa süre sonra kaçtığı aracı kenara çekti ve kendisini almaya gelen polislere teslim oldu. Ancak ortada tuhaf bir durum mevcuttu. Araba Edwin Lara'nın değildi ve aracın içinde bir de genç kız vardı. Edwin Lara kendini neden ihbar etmişti? Kaliforniya'da ne işi vardı? Yanındaki genç kız kimdi ve araç kime aitti? Her şey oldukça karanlık ve buğulu duruyordu. Tüm düğümleri çözecek olayların arka planındaki hikaye ise Edwin Lara polis merkezine götürüldüğünde ortaya çıkacaktı. ...25 Temmuz Pazartesi günü evden ayrılan Edwin Lara önce Oregon eyaletine bağlı Salem şehrine geldi. O sırada gözüne park halinde bir araç çarptı. Aracın içinde genç bir kız oturuyordu. Adı Andrea Elizabeth Mays olan genç kız çalıştığı 12 saatlik vardiyanın ardından aracında dinleniyordu. Aniden kıza yaklaşan Edwin Lara ona silah doğrulttu ve zorla arabasına bindi. Ona Kaliforniya eyaletine doğru sürmesini söyledi. Çünkü Edwin'in ailesi orada yaşıyordu. Edwin, Andrea'ya güvenlik görevlisi olduğunu anlattı. Ona üniformalı fotoğraflarını gösterdi. Ayrıca haberlerde bahsedilen Kaylee Sawyer'ı öldürdüğünü de ekledi. Bir süre boyunca güneye doğru ilerleyen ikiliden Edwin yorulmuştu. Dinlenmek için saat gece 11.40 civarında Oregon'daki Cottage Grove mevkiinde bulunan yol kenarındaki bir motele geldiler. Edwin moteldeki görevliyle görüşürken Andrea da adamın kız arkadaşı gibi davranıyordu. Odaya geçtiklerinde Edwin Andrea'yı banyo kapısına kelepçeledi ve duş aldı. Daha sonra da kızdan önünde duş almasını istedi. Ancak Andrea bunu reddedip adama karşı koydu. Bunun üzerine Edwin kızı yatağa kelepçeledi ve ondan uyku hapı içmesini istedi. Amacı kız kendinde değilken onunla isteği dışında cinsel ilişkiye girmekti. Tam o sırada Andrea'nın cep telefonundaki alarmı çaldı. Edwin bunun ne için olduğunu sorduğunda kız çok zekice bir yalan uydurdu. Kendisinde cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu ve alarmında ilaç saatini haber verdiğini anlattı. Bu akıllıca yalan Edwin'i korkuttu ve adam planından vazgeçti. Andrea zekasıyla bu iğrenç saldırıdan kurtulmayı başarmıştı. Edwin Lara odada hiç rahat değildi. Sürekli endişeli bir hal içerisindeydi. Her geçen dakika daha da paranoyaklaşıyordu. O sebeple otelde sadece 2 saat kaldıktan sonra 26 Temmuz saat 01.30'da yeniden yola çıktılar. Güneye doğru ilerleyen ikili Kaliforniya sınırlarına girmişti. Edwin güvenlik amacıyla aracı değiştirmek istiyordu. Bu sebeple sabah saat 5 sularında Wairega şehri sınırlarındaki bir motele geldiler.
Edwin park alanında arabasının başında duran yaşlı birini gördü. Andrea ile birlikte 73 yaşındaki Jack Levy isimli adama yaklaştı ve ona silah çekerek aracını vermesini istedi. Adam bunun yerine yardım için bağırınca tabancayı ateşleyerek onu karnından vurdu. Panikleyen Edwin aracı almadı ve yine Andrea'yı yanında sürükleyerek yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna geçti. Burada 76 yaşındaki bir kadının arabasını çaldı. Araçta kadının iki erkek torunu vardı ve torunlardan bir tanesi kafasına doğrultulan tabancanın zoruyla arabayı güneye doğru hızla sürerek istasyondan ayrıldı. Vurulan Jack Levy ise olay yerine gelen ambulanstaki tıbbi müdahale sonrası kurtuldu ve hayatta kaldı. Kaçırılan araç içindeki 5 kişiyle birlikte otobanda yüksek hızda ilerliyordu. Bu sırada Edwin Lara kaçırdığı yeni kişilere işlediği suçları anlatıyordu. Yaklaşık 25 kilometre sonra Edwin Lara yaşlı kadın ve torunlarını zarar görmemiş şekilde otoban kenarına bırakarak kaçmaya devam etti. Direksiyona yeniden Andrea geçmişti. Bu sırada Edwin Lara Andrea'nın telefonunu aldı ve ekrana konuştuğu bir video çekti. Videoda işlediği tüm suçlar sebebiyle herkesten özür diliyordu. Daha sonra videoyu Facebook'a yükledi. Yüksek hızı bir otoban polisinin dikkatini çekmişti ve onu takip etmeye başladı. Takip edildiğini fark eden Edwin Lara artık sona geldiğini anlamıştı. Tüm bu strese ve paranoyaya da daha fazla dayanamıyordu. Önce ailesini arayıp işlediği suçlar için özür diledi. Ardından da 911 aramasını gerçekleştirip kendisini ihbar etti ve devamında teslim oldu. 911 emergency reporting. Yes, hi. This is Edwin Lara, and I'm the guy on Interstate 5, going at high speed. I know you guys have the chopper on me already. Yeah. And I just want to say I am going to turn myself in. So, you know, I am wanted for murder in the state of Oregon. Okay, Edwin, yeah. Where are you at right now? I have no idea. Are you by yourself or? No, I have someone with me. I kidnapped her in Oregon. She's innocent. Her name is Andrea. I'll let her give her last name so you can call her family, okay? Okay. Just give me a second. Hello? Yeah, hi. What's your name? Andrea. Andrea, what's your last name? Maes, M-A-E-S. Okay, are you hurt at all, Andrea? No. No, okay. Do you know where you are? Let me talk to Edwin again. But I want to ask you a favor. Uh-huh. So I have asthma. Do you have asthma? Okay. Yeah, so you tell him not to be too rough on me because, you know, I can't barely breathe right now. Okay. The officer sees you, and are you able to safely stop? Yeah, I can stop, but not right now. I just don't want to stop right here in the middle of the road, you know, putting myself in danger and putting everybody else in danger, more in danger, I guess. You know, they won't. They're aware. I'll let them know they won't. But if you can stop safely, they just don't want you to run. They think you're going to run or anything. Okay. Edwin, do you have any weapons with you? Yeah, that's what I was going to say. I do have a gun on me. I am not going to flash the gun, so you tell them not to shoot me. Okay. No, I don't want to die. Okay, you stick by your word, though. I'll let them know. Yeah, I'm going to let them know. You know, don't hurt Andrea. You know, she's a nice girl. You know, don't hurt her. I'm actually calling my family just to say bye to them. So once I'm done calling all my family, then I'll turn myself in. Edwin Lara ile birlikte Andrea Mays de tutuklanıp polis merkezine götürüldü. Ancak daha sonra kızın da bir kurban olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Edwin Lara kapsamlı bir sorguya alındı. Yetkililer 24 Temmuz günü neler olduğunu merak ediyordu. Adam eşi Isabel'e söylediklerine benzer şeyler anlattı. Olay gecesi güvenlik aracıyla ilerlerken tamamen siyah giyinmiş Kaylee Sawyer'ı görmeyip ona çarpmıştı. Ancak kız o sırada ölmemişti. Yaralıydı. Kız bağırıyor ve telefonla polisi arayacağını söylüyordu. Edwin paniklemiş, kızdan çantasını ve telefonunu istemişti. Onun polisi aramasından endişe ediyordu. Daha sonra çantayı ve telefonu alan Edwin yine de Kaylee'yi boğarak öldürdü. Kızın bağırışlarının duyulmasından korkmuş, paniklediği için kızı susturmak zorunda kalmıştı. Sonra da kızın cesedinden kurtuldu. Ancak sorgu memurları bu ifadenin doğru olduğunu düşünmüyordu. Ortada kanlı bir taş vardı. Ayrıca Edwin zaten Kaylee'nin telefonunu almıştı. Kızın polisi arama ihtimali kalmamıştı. Tehlike yokken kızı öldürmesi memurlara mantıklı gelmemişti.
Kaylee Sawyer'ı en başından beri öldürmeyi kafasına koyduğunu düşünüyorlardı. Polis Isabel'le yaptığı görüşmede Edwin'in inançlı ve Tanrı konusunda hassas biri olduğunu öğrenmişti. Ayrıca adamın yaptıkları sebebiyle huzursuzluk ve pişmanlık duyması içindeki iyi kötü ikilemini açıkça gösteriyordu. Memurlar adama bu zayıf noktadan yaklaşıp sıkıştırdılar. Onun kalbinde iyilik olduğundan, evinde buldukları İncil'den ve içindeki Tanrı sevgisinden bahsettiler. Bu yaklaşım işe yaradı. Edwin Lara manevi olarak çözüldü ve olayın gerçek detaylarını aktardı. Olay gecesi Kaylee Sawyer, sevgilisi Cameron tartışma sonrası arabayı terk edip gittikten sonra araçtan çıkmış, sokaklarda dolaşmaya başlamıştı. O sırada güvenlik aracıyla devriye atan Edwin Lara kızı görmüştü. Onu takip etmeye başladı. Bir süre sonra onun yanına yanaştı. Nedeni tam olarak bilinmese de Kaylee Sawyer, Edwin Lara'nın aracına binmişti. Büyük ihtimalle onun kampüs güvenlik personeli olmasına güvenmişti. Kötü bir psikolojiye sahipken bir güvenlik memurunun aracında olmak, karanlığın ortasındaki sokaklarda yalnız başına olmaktan daha cazipti. Güvenli bir şekilde eve bırakılabilirdi. Adamdan bir zarar göreceğini aklından bile geçirmemişti. Ancak Edwin Lara'nın kız hakkında baştan beri iyi planları yoktu. Arka kapılardaki çocuk kilitlerini aktif hale getirmişti. Kaylee kaçamayacaktı. Kızdan kendisiyle seks yapmasını istedi. Böyle bir teklif karşısında şok olan Kaylee talebi reddetti. Bunun üzerine Edwin kıza saldırdı ve onu bilinci kapanıncaya kadar boğdu. Daha sonra aracını şehrin dışındaki kırsal bir alana doğru sürdü. Kaylee uyanmaya başlayınca onu ikinci kez boğdu. Sonrasında kızın bedenini dışarı sürükledi ve kafasına bir taşla vurdu. Ardından da isteği dışında cinsel ilişkiye girdi. Fakat Kaylee hala hayattaydı. Ölmemişti. Bunu fark eden Edwin Lara başka bir taş aldı ve kızın kafasına onu hayattan koparacak sert bir darbe daha indirdi. Ardından kampüse geri dönüp kendi aracını aldı ve tekrar cinayet mahalline geldi. Kaylee'nin cesedini bagaja yükledi ve onu Oregon'daki Redmond şehri yakınlarında bir yere saklayıp olay yerinden uzaklaştı. Polisler suçun işlendiği güvenlik aracını aradığında içinde bazı notlar buldu. Bu notların bazılarında Edwin Lara suç işlediği için özür diliyor, bazılarında ise cesedin yerini belirtiyordu. Yetkililer Redmond şehri yakınlarındaki 126 nolu otobanı çevreleyen kanyonda sonunda Kaylee Sawyer'ın cesedini bulabildiler. Yapılan otopside kızın kafasına aldığı sert bir darbeyle öldüğü belirlendi. Haber ajansları hem Kaylee Sawyer'ın cesedinin bulunduğunu hem de Edwin Lara'nın yakalanıp tutuklandığını flash haber olarak halkla paylaştılar. Bölge savcısı Edwin Lara'nın mahkemesine oldukça sıkı hazırlandı. İşlediği canice suç sebebiyle adamın idam cezası almasını istiyordu. Edwin Lara'nın avukatı adama sorgu sırasında baskıcı ve sert davranıldığını, telefon etmesine izin bile verilmediğini belirtti. Onun normalde suç işleyecek biri olmadığını, olayların adamın beynindeki genetik bir problem sebebiyle yaşandığı savunmasını yaptı. Savcı ise Edwin Lara'nın potansiyel bir seri katil olduğu yönünde ısrarcıydı. Hakim Edwin Lara'nın cinayeti itiraf ettiği ifadesini geçerli saymadı. Suçu adli deliller kanıtlayacaktı. Edwin Lara idam cezasından kurtulmak için cinayeti işlediğini mahkeme önünde kabul etti ancak cinsel saldırı suçunu reddetti. Savcı idam ihtimali ortadan kalktığı için Edwin Lara'nın en azından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası almasını istiyordu. Adamı cinsel saldırıdan yargılamak eyalet yasalarına göre şartlı tahliye şansı doğurabiliyordu. Hakimin de konu hakkında bilgilendirmesiyle Kaylee Sawyer'ın ailesi adamın bu suçların yargılanmaması konusuna ikna oldu ve Edwin Lara birinci derece cinayet suçlamasıyla jüri karşısına çıktı. Görüşmenin sonunda mahkeme jürisi Edwin Lara'yı Kaylee Ann Sawyer'ı öldürmekten şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkum etti. Adam ayrıca Andrea Mays'i kaçırıp alıkoymaktan ikinci bir müebbet hapis cezası aldı. Hakim karar sonunda işlenen suçun canice olduğunu ve Edwin Lara'nın idam cezası almadığına şükretmesi gerektiğini dile getirdi. Onu canavar olarak niteleyen Kaylee Sawyer'ın ailesi verilen cezayı memnuniyetle karşıladı. Edwin Lara mahkemede uzun bir af dileme konuşması yaptı. Ardından cezaevine sevk edildi. Edwin Lara'nın eşi Isabel boşanma davası açtı ve yaşananlardan dolayı sağlıklı kafayla devam edemeyeceği için polislik kariyerini bıraktı. Kaylee Sawyer'ın ailesi Edwin Lara'nın geçmişini incelemediği ve önceden başka insanlara karşı yaptığı endişe verici davranışlar konusunda eylemi geçmediği gerekçesiyle üniversiteye tazminat davası açtı. Adam üniversitede çalışırken rahatsız edici yaklaşımları sebebiyle birkaç kez şikayet edilmiş
ancak okul yönetimi uyarı haricinde bir işlem yapmamıştı. Dava sonucunda üniversitenin aileye 2 milyon dolar ödeme yapmasına karar verildi. Bu dava aynı zamanda bazı değişimlere sebep oldu. 2019 yılında üniversitelerde kampüs güvenliği açısından önemli bir adım olan Cayley Kanunu çıkarıldı. Eskiden kampüs güvenlik araçları standart polis araçlarına benziyor, ayırt edilemiyordu. Bu da durumun suistimal edilmesine olanak tanıyordu. Cayley Kanunu'ndan sonra kampüs güvenlik araçlarının görünümü değiştirildi. Ayrıca araçlara GPS ve iç kamera eklendi. Kampüs güvenliği olarak görev alacak memurların işe alım öncesi geçmişlerinin incelenmesi ve psikolojik testten geçirilmesi şartı eklendi. Tabii tüm bu önlemler masum bir genç kız öldükten sonra alındı. Maalesef hiçbir karar veya kanun onu geri getirmeyecek. Cayley Sawyer vakasını daha önce anlattığım Hannah Cornelius olayına çok benzetiyorum. Hem park halindeki arabada arkadaşıyla konuşması, hem kaçırılması, hem cinsel saldırıya uğraması, hem de öldürülüş şekli Hannah Cornelius'la neredeyse aynıydı. Diğer kurban Andrea Mays'e de ayrı bir parantez açmak gerek. Zekası ve sakinliği böylesine dehşet verici bir olaydan zarar görmeden kurtulmasını sağladı. Tüm yaşananlarla ilgili tek sevindirici detay da bu. Sizler de bu trajik vaka hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açın ki bir sonraki videomu kaçırmayın.